Merhaba, Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi olarak ortağı, öncüsü olduğumuz bir projeyi paylaşıyorum sizinle. Türkiye'deki Kanada Büyükelçiliği'nin desteğiyle hayata geçirdiğimiz bir proje bu. Kızların güçlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve çevre. Geleceğimiz dünyanın geleceği için 3 anahtar kelime ve kavram. İşte bu 3 kavramı bir araya getirerek çok özel bir projeye imza attık. Türkiye'deki Kanada Büyükelçiliği'nin desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projede İrep Çakır olarak yer almak benim için önemliydi ama Turkish Voice of Canada olarak da bize güç kattı. Bu özel bir işbirliği projesi Kanada-Türkiye arasında. Peki projenin ortakları kimlerdi? Ne yaptık bu projede? Türkiye'de eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan TOÇEV, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı vardı içinde. Arkasından Samsun Avdan Enerji. Bu enerji şirketi Samsun'daki çöp sahasını, katı atık sahasını yönetiyor. Çöpten elektrik üretiyor ve Türkiye'nin ilk ve tek geri dönüşüm müzesini hayata geçirdi. 10 binden fazla çocuk o müzeyi gördüler. Geri dönüşümün ne demek olduğunu birebir görerek, dokunarak, hatta oradaki atölye çalışmalarıyla anladılar. Arkasından inovasyon ve danışmanlık olarak TAGES var. TAGES bu projeyi proje haline getirip yöneten kuruluş oldu. Ve SDSN Turkey, yani Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı. Bunun Türkiye ayağının parçası olarak Bahar Özay bütün bu eğitimleri veren kişi oldu. Ve Ladik Belediyesi ve Ladik İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Onlarla birlikte çocuklarımıza ulaştık. Böyle çok kanallı bir proje vardı karşımızda. Ne yaptık? Çocuklarımızı, Ladik'teki kızlarımızı, 13 yaş grubundaki kızları eğitmek istiyorduk. Onları bilgilendirmek, güçlendirmek, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma çözümlerindeki prensipleri doğrultusunda eğitmek istiyorduk. Bunun için yapacağımız atölye çalışmaları Mart ayında COVID-19 yüzünden, bu küresel salgın yüzünden sekteye uğradı. Tabii ki yılmadık herkes gibi ve Turkish Voice of Canada'nın haberlerinde de yaptığımız gibi online eğitime geçtik. 30 Mayıs'ta birincisini, 6 Haziran'da ikincisini gerçekleştirdik. Online eğitim çalışmalarımızı yaptık ve karşımızda çok değerli bir proje ve bununla birlikte şimdi artık Ladik'ten çıkıp dünyaya biz dünyanın sürdürülebilirlik ve çevre elçileriyiz diyebilecek pırıl pırıl kızlarımız var. Birazcık görsel olarak size anlatmak istiyorum. İşte projemiz buydu. Ladik'ten dünyaya uzanacak olan bir sesti. Kızlarımızla online eğitimlerimizi yaptık. Burada son zamanların bütün eğitimlerinin yapıldığı gibi hepsi karşımızdaydı ve aramızdaki iletişim gerçekten çok değerliydi. 2,5 saatlik eğitimlerdi bunlar. Söylediğim gibi Bahar Özay, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın Türkiye'deki temsilcilerinden, eğitimcilerinden birinden aldık bu eğitimi. Ve kızlara sürdürülebilirlik ile birlikte geleceğimizin nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bunun içerisinde tabii ki sadece çevre yok. Çevre sadece küçük bir parçası bunun. Yoksulluk, açlık, her konu sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için bu eğitimleri verdik. Şimdi peki sonra ne oldu? Bu eğitimlerin ilk gününde Ladik'teki kızlarımızdan önce kendi çevrelerinde, toplumsal yaşamları içinde ve çevrelerinde gördükleri sorunları anlatmalarını istedik. Çünkü bu sorunlar aslında onların çözüm üretecekleri alanlarda olacaktı. Çok şaşırtıcı olmayan ama etkileyici olan şeyler vardı. Çiftçilerin sorunlarına değiniyorlardı. Dereler öncelikleriydi Ladik'teki kızlarımız için. Zehirlenen dereler dedikleri zaman gerçekten hepimizin kanı donuyordu. Lastiklere ne oluyor diye soruyorlardı. Doğada gördükleri lastikleri gördüklerinde. Yoksulluğun altını çiziyorlardı. Çevrelerindeki en büyük sorun, kendileri için hissettikleri en büyük sorunlardan biri de eğitim haklarıydı. Gerçekten istedikleri eğitime alabilecekler ve eğitim hayatlarına devam edebilecekler miydi? Bir de çocuk yaşta evlilik deyince hepsi duruyor ve bunu bir soru işareti olarak
korku dolu gözlerle iletiyorlardı. Aralarından birinin, Dilara'nın sözleri çok etkiledi beni. Toprak, her şey toprakla başlıyor dedi bu eğitimde. Ama gittikçe değersizleştiriyoruz toprağı. Güçsüzleniyor toprak. Yapay gübre toprağın ve bizim sağlığımızı etkiliyor. Eğer toprağın verimini arttırabilirsek yoksulluk bile azalır diye çok değerli cümlelerle duygularını anlattı. Ve Ladik'teki kızlarımız bir de geri dönüşüm kutuları istiyorlardı. Aslında dünyayı biliyorlar, oradan sadece uzanmaya çalışıyorlar küresel çözümlere. Burada önemli olan aslında kızlarımızın kendi güçlerinin farkına varmaları, kendi güçlerine inanmaları, küresel düşünmeleri ama yerel olarak hareket etmeye başlamaları, yani çözüm üretmeleri. İşte bu eğitimin diğer ayağında çocuklarımıza peki siz hangi projelerle gelirdiniz? Sürdürülebilirlik prensipleri de öğrendiniz. Dünyanın sürdürülebilir bir hayata kavuşabilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrendiniz. Haydi projelerinizle gelin dedik onlara. Bir şey daha söyledik. Lütfen bizim için eğer bir süper kahraman olsaydınız ne olurdunuz, ne yapardınız? Onu resmedin dedik. O resimlerden biri süper kahramanım çevreci bir peri. İşte gördüğünüz fotoğraftaki. Aynı şekilde kızlardan bu periler ve Wonder Woman'lar, Wonder Girl'ler. Yani gerçekten bütün güçlerini kullanabilen, sihirli değnekleri olan süper kahramanlar çıktı. Kendilerini onların yerine koydular. Birkaç tane daha süper kahraman göstermek istiyorum size. Bu biraz daha naif belki. Bir peri var. Aslında tam peri de değil. Belki de deniz kızı ama elinde gene sihirli değneği var. Bir fabrika var arkada. Doğanın her şeyini, hem güzelliklerini hem de sorunlarını görebiliyorsunuz yaptıkları resimlerde. Bu resimler işin çok basit bir parçası aslında. Çok güzel projelerle geldiler. Tek tek anlattılar projelerini detaylıkla. Yoksulluğa karşı, açlığa karşı, çevre sorunlarına karşı. İşte bir diğer kızımız da bir süper kahramana aslında kendi fotoğrafını koymuştu. O açlığa karşı yemek çantalarıyla dolaşan ve böyle uçan valizlerle gıda ulaştırabilecek bir süper kahraman hayal etmişti. Ve çok önemli bir şey. Çözüm, en büyük güç bilgidir, en büyük silah kalemdir diyen bir süper girl, süper kız. Bu çizim bizi etkiledi çünkü biz de onlara kelimelerle, bilgilerle ulaşmaya çalışıyorduk. Ama işte o bilgilerle birlikte ne yapabileceklerini de gerçekten kendileri çizmek istiyorlardı. Bizi bu süper çizimler, onların kahramanlarının çizimleri çok etkiledi. Ama onun dışında üstüne vurgu yaptıkları konular ve getirdikleri öneriler de. Hemen o önerilerden bazılarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiddete karşı sensör geliştirmişti. Geliştirmek istiyordu mesela kızlarımızdan biri. Evet, ev, hane içi şiddete karşı bir sensör. Atık yemeklerin israfını önlemek istiyordu bir diğeri. Toprakla sevgisi, sevgimiz karşılıksız diyen kızımız vardı. Beni çok etkileyenlerden biriydi. Toprakla sevgimiz karşılıksız. Biz onu seviyoruz. Toprak bize veriyor, biz ise ona vermiyoruz, ondan alıyoruz. Özellikle yapay gübrelerle kirleterek toprağı çok mutsuz ediyoruz. Bu karşılıksız sevgiyi hak etmiyor toprak diyordu kızımız. Ve gene onda da bir çevreci peri devredeydi. Bakayım, çok sevdiğim bu çevreci fotoğraflardan yeniden göstermek istiyorum size. Evet, çevreci perimiz de şuradaydı. Temiz su istiyordu kızlarımız. Temiz suya erişim herkesin hakkı ama suların temizlenmesi, temiz bırakılması için ne yapılması gerektiğine dair çevrelerini de elçi olmak, köylere gidip bunları anlatmak, hem çiftçilere eğitmek hem de bütün topraklarını düzeltebilmek hayalindeydiler. Nitelikli eğitim de istiyor kızlarımız ve en büyük güç bilgi, en güçlü silah kalem. Özellikle görselini çizen kızımız da tam bu nitelikli eğitimin altını çiziyor işte. İhtiyaç kampları yapmak isteyen kızlarımız vardı. Sağlık için, aşı için. Ayrıca bağımlılık önemli konulardan biri toplumun sağlığı için. Bağımlılığı engellemek için
Mutlaka projeler yapmalıyız, önde olmalıyız ama bu konuda da en çok anne babalarımızı, ebeveynlerimizi eğitmemiz gerekiyor dediler bu projemizde. Bu önemliydi. Yani evet biz varız ama bizden çok anne babalarımıza ulaşmamız lazım ki bazı konularda onlar bize doğru anahtarları, ipuçlarını versinler. Ve yoksulluğa son vermek istiyorlar. Ledik'ten, Samsun Ledik'ten dünyaya sürdürülebilirlik ve çevre elçileri olarak yetiştirdiğimiz kızların projeleri ve hayalleri buydu. Burada Turkish Voice of Canada olarak biz de onlara bazı ipuçları vermek istedik. Ontario eyaletinde Halton bölgesinde çöpün yolculuğunun mesela öyküsünü yaptım ben. Bu video ile birlikte arkasından Çöpün Kanada'daki Yolculuğu adlı videoyu da Turkish Voice of Canada'nın YouTube kanalında tabii ki Facebook ve Twitter'dan da takip ederek izleyebileceksiniz. O videoyu mutlaka çocuklarınıza izletmenizi çok istiyorum. Çöpün Kanada'daki Yolculuğu hem Kanada'da Kuzey Amerika'da olan çocuklarımıza Türkçe olarak bu yolculuğun nasıl yapıldığına dair bir bilgi verecek. Türkiye'deki çocuklarımız da Kanada'dan bir örnek görmüş olacaklar. Bu işte aslında dünyanın nasıl bağlantılı bir ağ olduğunu, küresel düşünmemiz gerektiğini ama sorunlarımıza yerel çözümler bulup yerelden atacağımız adımlarla başlamamız gerektiğini gösteriyor. Turkish Voice of Canada olarak böyle bir projenin içinde olmak çok değerliydi. Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin desteğiyle ve çok özel ortaklarımızla birlikte hayata geçirdik. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Çöpün Kanada'daki yolculuğunu mutlaka çocuklarınıza izletmenizi istiyorum. Çevre hakkında, gelecek hakkında ve bunların nasıl uygulandığı konusunda çok güzel ipuçları bulacaklar burada. Çok teşekkür ediyorum. Esen kalın.